reaksiyonları biraz sönebiliyor. İlacı kesmediğiniz sürece maalesef bu reaksiyonları hani yok etmek, sıfıra düşürmek mümkün değil, öyle söyleyeyim. Ancak çok yoğunsa cildiye gidebilir hasta. Cildiye özel şey verebiliyor, mesela ilaç verebiliyor, bunu sürebiliyorsunuz. O biraz şey yapabiliyor, hani cilt reaksiyonlarının yani o sivilcelerin şiddetini düşürebiliyor. En azından hastanın toplumda dolaşırken çok rahatsız olmayacak şekilde sivilcesi olabiliyor. Kış mevsiminde çok fazla sivilce olmaz çünkü güneş yok. Özellikle yaz aylarında çok fazla olabiliyor. Güneşin etkisiyle sivilce sayısı artabiliyor. Bu nedenle biz hasta özellikle hani duyarlı olan bölgeleri örtmesini, hatta dışarıya çıkarken 30 faktörlü güneş kremi sürerek yüzüne, boynuna, güneş alan bölgelere öyle çıkmasını istiyoruz. Artı şapka takmasını istiyoruz. Çünkü güneş artırıyor şiddetini. Nemlendirici sürebilir özellikle. Duşta kullanılan nemlendiriciler var. Şu an son dönemde duşta kullanabiliyorsunuz veya sonrasında da sürebiliyorsunuz duştan sonra. Mutlaka nemlendirici sürsün cildine. Çünkü cilt yüzeyinin kurumasına bağlı olarak yani ilaç cilt tabakasının altında bulunan bazı bağlantılara bağlandığı için aslında cildi kurutuyor ve dökülmesine, pul dökülmesine ve sivilce olmasına neden oluyor. Yani nemlendirici de biraz azaltabilir ama sıfıra düşürmez yani onu söyleyeyim. En azından etkisi biraz azalır. Teşekkür ediyorum hocam, merhaba. Merhabalar. Yıkama trafiğinden sonra ayak parmaklarında oluşan mantar sanıyorum. Uzun bir doku. 4 yıl oldu benim cenazesimde ve hala devam ediyor ve bana büyük acılar veriyor. Bunun nedeni nedir ve ne zaman